Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenleri vahşi hayvanların etini, vahşi hayvanların yemesi haram olduğunu ve yiyemediğini yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. So he's saying if when he was a child, he used to like read the stories of Evliyaullah. And he can't remember the specific name of this valley, but in this story, it's written that the wild animals can, it's haram for them to eat from the flesh of people who are coming from the lineage of Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Evet. Bu okumuş olduğum doğru muydu? Is that true? As far as I know, yes. Bu bildiğim kadarıyla evet. But nowadays everything is upside down. Ama günümüzde her şey tepe taklak olmuş durumda. The mankind becomes more animals than the animals. İnsanlar hayvandan da hayvan olmuş. And we make the animals to behave outside of their characteristic also. Hayvanları da kendi sıfatlarından, tabiatlarının dışında davranmaya itiyoruz. It is the sunnah of the Prophet Aleyhisselatü Vesselam that the wild animals come and they kiss their hands. Peygamber Efendimizin sünnetidir. Vahşi hayvanlar gelip onun elini öperlerdi. It is his sunnah that even the trees would pull out their roots, creep to him, bow down to him and crawl back to their place. Ağaçlar köklerinden sökülüp ona doğru sürünerek gider, secde ederlerdi. Sonra geri dönerlerdi. It is his sunnah that the wild animals like the wolves would be like cats in front of him. Vahşi hayvanlar, kurtlar gibi vahşi hayvanlar onun önünde kediye dönerdi. Those that are carrying the sunnah properly, the Ehlul Bayt that are carrying it properly, yes, it is forbidden for them to be attacked. Ehl-i Beyt'ten sünneti doğru düzgün bir şekilde muhafaza edenler, evet, onlar için haramdır hayvanların onlara saldırması. But those ones who are doing everything that Islam is demanding them to do, when inside their heart is still filled with animal characteristics, that's the time they can be worse than the animals and they can kill the grandsons of the Holy Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Ama dışarıdan İslam'ın bütün emirlerini yerine getirip de kendi içlerinde hayvani sıfatlardan arınmamış olan insanlar hayvanlaşabilir. Hatta Peygamber Efendimizin neslinden gelenleri bile öldürebilirler. Yazid used to hold the hands of Hazreti Hüseyin when they were young and they used to play together. Yazid küçükken Hazreti Hüseyin'in elinden tutardı, beraber oyun oynarlardı. Did he think he was doing anything wrong? Yanlış bir iş yaptığını düşündü mü hiç? He feels he is right. Haklı olduğunu düşünüyordu. The people that are with him, did they think they're doing anything wrong? Onunla birlikte olan insanlar yanlış bir iş yaptıklarını düşündüler mi? They feel that they're doing right. Haklı olduklarını zannettiler. They feel that the grandsons of the Prophet Aleyhisselatü Vesselam, haşa estağfurullah, they have betrayed him. Haşa estağfurullah, Peygamber Efendimizin torunları ona ihanet etti diye düşündüler. That's why they can say to each other, quickly kill them, otherwise we're going to miss zuhur. O yüzden birbirlerine çabuk bir şekilde hadi öldürelim bunları da, yoksa öğle namazını kaçıracağız diyorlardı. How do you get to that stage where your heart becomes so dead and blind? Nasıl bu evreye gelebilirsin? Kalbin ve gözün nasıl bu kadar kör olabilir? This is the question that all tarikats must be busy with. Tüm tarikatların meşgul olması gereken soru budur. Not with swallowing hadis and swallowing Qurans and then becoming so proud to say I'm better than you. Hadisi ezberleyip yutmakla, Kur'an'ı ezberleyip yutmakla, kibirlenerek ben senden daha iyiyim demekle değil. Not to be busy with stations and lights and thinking my makam is higher than you, when in fact they're being played by the taifas. Makamım daha yüksek, nurla işte makamlarla meşgul olup benim makamım daha yüksek deyip de aslında tayfalar tarafından kandırılmak değil mesele. It is to concentrate and to polish the heart. Mesele kalbe odaklanıp onu temizlemek, parlatmaktır. How does our heart become blind? Kalbimiz nasıl köreliyor? It doesn't happen overnight. Bir gecede olmuyor bu. İnşallah. May Allah bring back those who has, that he has given authority to rule this world again. Bu dünyaya hüküm sürmesine izin verdiği zatları Rabbim geri göndersin. Because understand with Islam,
it's not just Prophet came, but to just give the message, he changed the whole structure of the world. Çünkü İslam'da Peygamber Efendimiz sadece mesajı iletmekle yetinmedi. Bütün dünyanın yapısını değiştirdi. For Haq to be able to survive in this asfal-i safilin, lowest of the world, there has to be infrastructure and a system that supports it. Hakkın bu esfele safilin olan dünyada hüküm sürmesi için bir altyapı çalışması olması gerekiyor. When that structure is taken away, it is going to be very weak. O yapı bertaraf edildiği zaman zayıflar. Islam is still high with Allah, but the Muslims are very weak. İslam hala Allah ile yüksektir ama Müslümanlar çok aciz durumda. So those who say no, we have to make Islam high and the Muslims to be the most in the world, but they are not looking for the system of Allah, system of Islam, then we will become like this, 2 billion sheep. İşte diyorlar ya hani Müslüman, İslam en yüksek olmalı, Müslümanlar en çok olmalı diyorlar ama asıl meseleyi kaçırıyorlar. Böyle olursa da hepimiz koyun haline dönüşmüş oluruz. Islam is raising lions. İslam aslan yetiştirir. Not sheep. Koyun değil. That's why I said, even the Romans, they understood that. They say, in order to keep our slaves and our animals satisfied so they don't rise above us, rise against us, we keep them full with food 3 times a day. Romalılar bile bunu idrak etmiş. Kölelerimiz bize karşı isyan etmesin diye onları günde 3 kere karınlarını doyuralım ki bize karşı çıkmasınlar. That time maybe they go to the circus, the amphitheater, maybe once a month to watch something that will occupy them where the empire is slowly coming down. İmparatorluk yavaş yavaş yıkılırken ayda bir kez o sirkte belki bir şeyler izlerler rahatlamak için, rahatlatmak için. But in these days we're carrying that in our pockets. Ama günümüzde o sirki biz cebimizde taşıyoruz. Any second we want, we will be distracted. İstediğimiz her saniyede kafamız dağılabilir. May Allah forgive us inşallah. Allah bizleri affetsin inşallah. The one who rules himself, he can rule the whole world. Kendine hüküm süren kişi dünyaya da hüküm sürebilir. The one who rules the whole world but he cannot rule himself, he will lose dunya and ahiret. Tüm dünyaya hükmedip de kendine hükmedemeyen kişi hem dünya hem ahirette kaybeder. We are approaching the days of Hajj. Hac günlerine yaklaşıyoruz. Islam is demanding from us, the believers. İslam biz müminlerden bir şey talep ediyor. The dates, the calendar of Islam begins with the sacrifice of Hazreti Hussein and his family. İslam takvimi Hazreti Hüseyin'in ve ailesinin kurban edilmesiyle başlıyor. It begins with that. Bununla başlar. Blood that is given. Kanla, verilen kanla. And the calendar of Islam, stop that. Be quiet little bit. I'm entering into biraz sessiz olun. Delicate subject. You must know because you're not paying attention, you're not watching, you're sleeping, so you're just being like a robot. Watch. İzleyin, hassas konulara giriyor. No need to translate. No, when I wash them up, it's not for them. Tamam. It's for our people. Nazim, I'm just saying, you're the one who's continuing. Hold on a little bit. They don't know. Why are you? You want to eat? Huh? That means you're not in sync. Your heart is disconnected. You don't know when the next chapter is opening, what they're sending. You think I'm reading a book over here, or I come here and I study, or I have my iPhone with me, I'm checking things in my notes to give you a sohbet? The sohbet is coming from high. You don't have the permission to disconnect it. I don't have that. I'll be punished. I have to give you something. But if you're not ready, if you're disconnected, and you're busy with food, I understand people who are coming once in a while, they don't know, it's okay. But you've been with me for years. You should know. It is a sign of a munafiq when they disturb and they interrupt a sohbet, don't you know? You know that. Then why are you being swayed by your ego? We just finished eating. We don't need to eat. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. The calendar of Islam begins with the sacrifice of the Ahlul Bayt. İslam takvimi Ehl-i Beyt'in kurban edilmesiyle başlar. And it ends with the sacrifice of the Ahlul Bayt.
Ve yine Ehl-i Beyt'in kurban edilmesiyle sona erer. The Qurban of Hazreti İsmail Aleyhisselam. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesiyle. The son of the builder, he's also the builder of the Kaaba. Kabe'nin inşa eden kişinin oğlu ve kendisi de inşa edenlerden bir tanesidir. Baytullah. Beytullah. Understand it begins and ends with a sacrifice. Şunu anlamamız gerekiyor ki hem başlayışı hem de sonu kurbanladır. We are from the millet of Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Biz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz. Allah still giving mercy to Hazreti İbrahim. Although Allah is saying sacrifice your son. Allah Hazreti İbrahim'e hala merhamet ediyor oğlunu kurban et demesine rağmen. And Hazreti, don't think Hazreti did not sacrifice. He did. He pulled the knife 70 times, but the knife did not cut his son. Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmediğini düşünmeyin. Kurban etti, 70 kere o bıçağı çekti ama o bıçak kesmedi. The son that was so sharp that he threw it and it split the rock. O bıçak o kadar keskindi ki attığında kayayı yardı. That until these Wahhabi shaitans took over Mecca and Medina, that rock was still there. O Wahhabi şeytanlar Mekke ve Medine'yi ele geçirene kadar o kaya hala oradaydı. People were making ziyaret of that rock. İnsanlar o kayanın ziyaretini yapıyorlardı. But they destroy everything now. Ama şimdi her şeyi yıktılar. No connection. O yüzden bağlantı kalmadı. People circling Kaaba like donkeys, coming back like donkeys. İnsanlar Kaaba'yı eşek gibi tavaf edip eşek gibi geri dönüyorlar. Going over there, spending time in a hotel, like a hotel. Going shopping, circling around and then coming back. They call that Hajj. Gidiyorlar orada vakit geçiriyorlar otelde. Biraz etrafı dolaşıp sonra geri geliyorlar. Sen buna Hajj mı diyorsun? He pulled the knife 70 times. 70 times his heart was cut. 70 kere o bıçağı çektiğinde kalbi 70 kere yaralanmıştı. We are from the millet of Ibrahim Aleyhisselam. Allah still gave short mercy to Hazreti İbrahim. When Allah sent that animal that is coming from Hazreti Adam's son Aleyhisselam. Allah hala merhametini gösteriyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'a o hayvanı gönderdiğinde o hayvan Adem Aleyhisselam'ın oğlundan geliyordu. When Allah accepted Habil, what he offered instead of Kabil. Allah Kabil'in sunduğunun yerine Habil'inkini kabul ettiğinde. Because Hazreti Habil was doing it sincerely, giving the best of his animals. Hazreti Habil hayvanlarının en iyisini sunmuştu. But Kabil saying, I worked so hard to plant these things and he wants a sacrifice from me. To sacrifice, he just takes from whatever there is on the floor and he says, give this to your Lord. Ama Kabil böyle yapmamıştı. Bu kadar sert, bu kadar ağır çalışmama rağmen benden kurban etmemi mi istiyor? En iyisini vermek yerine yerdeki çer çöpü toplayıp bunları kurban olarak sundu. Fire came and accepted that sheep, not the offering of Kabil. Kabil'inkini değil. O kabul olmadı onun verdiği. And that sheep was sent down to Hazreti İsmail. Kabul olan o koyun da Hazreti İsmail'e indirildi. As his substitute. Onun yerine geçmek için. And Hazreti İbrahim Aleyhisselam cut that animal instead. İbrahim Aleyhisselam da oğlu yerine işte o hayvanı kesmişti. And he took the horns and he put it on one rukun, one corner of the Kaaba, and he was still standing there during the time of the Holy Prophet Aleyhisselatü Vesselam. O kurbanın boynuzlarını alıp Kabe'nin bir köşesine yerleştirdi. Ve son zamana kadar da asılı kaldı Peygamber Efendimiz'in zamanında. And for centuries after that he was still there. Yüzyıllar sonrasında da yine asılıydı, oradaydı. But Allah is saying it is not the meat and the bones that is acceptable to us. Ama Allah diyor ki onların ne eti ne de kanı bize ulaşmaz. The sacrifice it is coming must come from your heart. O kurban sizin kalbinizden gelmesi gerekiyor. That when we enter into that kurban is not to see the animal being cut but to say the way that the animal is giving up we must give up our ego. O kurbanı izlerken hayvanın kesildiğini görmemiz gerekmiyor. Nasıl ki o teslim olmuş, biz de nefsimizi bu şekilde teslim edip kesmemiz gerekiyor dememiz gerek. There is a symbol. Bu bir işarettir. We must sacrifice ourselves for Allah. Allah için kendimizi kurban etmemiz gerekiyor. Without that we cannot return to Allah. Bu olmadan Allah'a geri dönemeyiz. It's impossible. İmkansızdır.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. What does that mean? Here I am for you, to be sacrificed for you. Ben senin için hazır ve nazırım, kurban olmak için. So when the meanings of these Islam is taken away, it becomes very empty. İslam'ın bu anlamı çıkartıldığında çok boş bir hale geliyor. They are not teaching us the meanings. Bize bu anlamı, bu manayı öğretmiyorlar. People will get bored. They say, why we have to follow this religion? İnsanlar da sıkılıyor. Bu dini neden takip edelim diyorlar. Or they put their own weird meanings into it. Veya kendi garip anlamlarını yüklüyorlar. Or they start to have more pride and more arrogance in what little thing they know. Veya bildikleri ufacık şeylerde daha da kibirlenip gururlanıyorlar. Then that time you can have 2 billion Muslims. They will never be successful because they are not lions. They are sheep. O zaman 2 milyon tane, 2 trilyon tane Müslüman dahi olsa başarıya ulaşamazsın çünkü hiçbiri aslan değil, hepsi koyundur. So, it should wake us up inşallah. Bunun bizi uyandırması gerekiyor inşallah. Time of the Hajj. Hac zamanı. Not just to eat meat. Sadece etle, et yemekle yetinmememiz gerek. Like what? Mubarak was saying in the old days, not old days, 2 years ago, 5 years ago, everyone during Kurban, they were in front of their house, they cut the animal. Mubarak'ın dediği gibi eski günlerde değil, 2 sene, 3 sene evvel herkes kendi evinin önünde kurbanını keser. Blood was everywhere. Her taraf kan olurdu. But it always rains and it washes away the blood, meaning Allah has accepted it. Ama her zaman sonrasında da yağmur yağar, o kanları temizlerdi. You need to cut it. Manası you kabul need to watch it. Kesmen gerekiyor ve izlemen gerekiyor. You need to watch the blood flow. Kanın akmasını izlemen you gerekiyor. You want a cure for your depression? Watch that blood to come out. Depresyonun şifa bulmasını istiyorsan o kanın akmasını izle. All psychological diseases you must watch. Allah will put all of that negativity into the blood and it will come out. Bütün o negatif enerjini, psikolojik rahatsızlıklarını izlediğin müddetçe o kanla birlikte çıkıp akmasını sağlayacak Rabbim. Yeah, yani. These days people, maşallah. These days people they're not even caring for this. Bugünkü insanlar bununla ilgilenmiyor bile. They just send some money here and there. Oraya buraya biraz para gönderiyorlar. It's not the same. Aynı değil bu. When I came to America years ago, Arabs were holding these slaughterhouses. Yıllar önce Amerika'ya geldiğim zaman bu mezbahaneleri Araplar tutuyordu. We go there, we choose, they cut for us. Biz seçer, onlar da keserdi. Kind of the system they have in here now. Şu anki buradaki sisteme benzer bir düzen vardı. But so many just send a check and they say, do whatever you want with the meat. Ama çoğu sadece bir çek yazıp gönderiyorlar, etle ne yaparsan yap diyorlar. By the way, hundreds of thousands of tons of meat is wasted every year in the Hijaz. From the Hujaj that are cutting it, is wasted, it's not given to anyone. Her sene milyonlarca kurbanın eti Hicaz'da ziyan oluyor. Hiç kimseye verilmiyor o haç mevsiminde kesilen hayvanlar. But there was another problem. I went there, I see these Arabs with a cigarette in their hand, no wudu, and they're cutting the animals in a dirty place with a dull knife. O yerde o Araplar ellerinde ağızlarında sigaralarla abdestsiz bir şekilde kesmeyen bıçaklarla hayvanı kestiklerini gördüm. Kör bıçaklarla. They cut them a little because they have to make money. They have to cut hundreds. Çünkü in a para, few days. Para kazanmaları gerekiyor. Günde no yüzlerce kesmeleri gerekiyor. No time for recitation, no time for dua, nothing. Okumaya, dua okumaya hiçbir şeye vakit yok. They fulfill like the most basic of the requirements. Şartların en temellerini yerine getiriyorlar. And where they can be slick, they become slick too. Where they can bend it. Kaçabildikleri veya evirip çevirebildikleri meseleleri de kaçırıyorlar. So this man holding a cigarette, he's cutting. The animal is not dead yet. He cracked the neck and they put it aside. Kesiyor, ondan sonra boynunu diziyle kırıyor. Sonra kenara atıyor. Nobody says anything. Kimse bir şey demiyor. It's acceptable. It become normal. Kabul görüyor bu. Normal bir hale geliyor. Because there is no teaching of the meaning of what we are doing. Çünkü yaptığımız şeyin manasını öğreten bir şey yok. You know, the Nazis when they tortured and killed the Yahudis. Naziler Yahudileri öldürüp işkence ettiklerinde
They torture before they kill them first. Öldürmeden evvel işkence ederlermiş. One of their ways is they say there's one big pile of stones. They say take this stone, walk over there, put it down. Go back, take another piece of stone, put it down. Whole day long they're doing that. Bir işte o yaptıkları işkenceden bir tanesi de bir taş olurmuş. Dağdan bir taş olurmuş. O taşı bir köşeden diğer köşeye taşıttırırlarmış o yeah. tepeyi. They're highly intelligent people. Çok yüksek zekaları var bunların. Once it's finished from one side, they say now bring it over to the other side. O tepeyi bir kenara taşıdıktan sonra şimdi öbür tarafa taşıyın derlermiş. Torturing them with actions that have no meaning. Yani manası olmayan hareketlerle işkence ettirdiler. And those ones are tortured and they kill themselves. Bunları bu şekilde işkence ettirip sonra kendilerini öldürdüler. Man has created, Allah has created mankind intelligent. Allah insanı akıllı bir varlık olarak yarattı. And it is man's natural instinct to look for Allah. İnsanın doğal tabiatında vardır Allah'ı aramak. When you block that, when you don't give him the opportunity, when you don't give him the meaning, that man will destroy himself. Buna engel olduğun zaman, buna fırsat vermediğin zaman, anlamını yitirdiğinde insan kaybeder. Okay.